Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzun ikinci bölümü. Biliyorsunuz yuvanın içi beton dökülüydü. Birazını kırdım şu köşeyi. Toprağı çıkardım. Kirli toprak attım. Yani her gün çıkarıyoruz dışarıda yiyorlar ama yeterli olmuyor. Çünkü işe gidiyoruz. Kuşların toprak yemesi yarıda kalıyor. Ben de içeriye yaptım. Yarısını toprak yaptım arkadaşlar. Bakın nasıl yiyorlar. Hedefini de yerini değiştirdim arkadaşlar. Hedefi yakına getirdim. Onun da videosunu çektim. Yapılışını. Bu videoyla birlikte onu da izleyebilirsiniz. Bunu birinci video yapacağım. Onu ikinci video yapacağım. Birleştirip. Yavrularımızın son durumlarını da çektim. Yeni yumurtlayanlar var. Yeni çıkan yavrular var. Onları da çektim arkadaşlar. Yuva tertemiz oldu. Akşam üzeri serinde tekrar yuvanın içini temizleyeceğiz arkadaşlar. Bayağı bir pislendi yine. 15 günde bir temizliyoruz ama yine temizlemeye devam edeceğiz. Belki sonra bir içini boyamayı düşünüyorum. Diğer uçun tarafını yaptığım zaman boyayacağız. Gerçekten hava çok sıcak. Yavrular bile bulanıyor. Şimdi içeriye su koyacağım arkadaşlar yıkanmalar için. Kalsın hayvanlar serinlesinler. Videoyu durdurayım burada. Suyu hazırlayayım. Tekrar devam edeyim. Evet arkadaşlar. Suyu içeri koydum direkt. Güneşte kalmasınlar diye. Serinlesinler. Hemen hemen iki günde bir su koyuyorum arkadaşlar. Yani tavsiye ederim. Hayvanlar sıcak bulamıyorlar. Bir de benim yerim serin ağacın altında arkadaşlar. Ağacın altında olduğu halde sıcak. Yani bol bol su koyun, bol bol yıkansınlar. Sirkemizi de koyduk. Şimdi yıkandıktan sonra yavrunun üstüne yatıyorlar. Kışın problem oluyor. Kışın tavsiye etmiyorum. Yavru alan arkadaşlara anne yavrunun yatmasını ama yazın yatmaları bence artı olur. Yavrular da serinler. Çünkü sıcak arkadaşlar. Bir de benim yuva demir biliyorsunuz. O yüzden ıslak ıslak yavrunun üstüne yatmaları da güzel. Yavrular da serinliyor. Bol bol su koyun arkadaşlar, bol bol. Yıkansınlar. Hatta bırakın gün boyu o su dursun içeride. Şimdi yıkansınlar. Ben bunu değiştireceğim. Gel. Gel. Gel kızım. Gel, gel, gel. Gel kızım, gel. Gel kızım, gel. Gel kızım, gel. Gel kızım, gel. Gel kızım. Gel kızım, gel, gel. Gel kızım. Gel kızım, gel, gel. Gel kızım. Gel, gel kızım. Gel, gel, gel kızım. Gel. Aferin sana. Gel. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar nasıl alışmış? Kedi köpek çağırır gibi geliyor. Aferin. İyice tüylendi arkadaşlar. Tüylerim de yerine geldi. Suyumuz yine sirkeli. Arkadaşlar. Hadi kızım devam. Devam, 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 devam. Hadi. Duydun mu?
kapatırken bile benim bile canım çekti vallahi. Şimdi videoyu kapatınca gideceğim. Bahçede yıkayacağım kendimi. Arkadaşlar suyu değiştirmem lazım. Bayağı bir kirlendi. Onlar yıkansınlar. Ben bir su getireyim. Suyu değiştireyim. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Diğer videoda da sonlandırdığım gibi. Herkes Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Durmadan yapılmıyor arkadaşlar. Bir de hazır toprak da yok. Toprak sert. Zor oluyor. Bayağı bir zor. Geçen Mehmet de Gökhan video çekmişler de. Mehmet orada bir şeyler konuşmuş. Ben dinledim gerçi. Biraz tepki gösterdim mesajlarda. Sonra pişman olup sildim. Hani çok ağır bir şey yazmadım ama yine de bir şeyler yazdım yani. Sonra pişman oldum, sildim. Akşam üzeri geldi Mehmet. Arabayı getirdi. Ondan sonra aradı. Abi dedi bir görüşebilir miyiz? Gel Mehmet dedim, görüşelim. İşte ben de kuşları uçuyordum, o ara geldi. Ya abi dedi, ben dedi işte öyle konuştum ama yanlış anlaşıldım herhalde dedi. Ben hani espri mahiyetinde söylemiştim. Tabii bazı arkadaşlar bunu biraz sağ olsunlar beni korumak adına ağır bir şeyler yazmışlar ama ben buradan tekrar söyleyeyim. Benim Mehmet'e karşı bir kötülüğüm yok arkadaşlar. Hani Mehmet yine bizim kardeşimiz, çocuğumuz.
Hani bazen espriyle karışık olsa da böyle konuşuyor. Ama dediğim gibi içinde art niyet yok. Ben de o an izlediğimde bir an tepki verdim. Hani sonra biraz mantıklı düşününce, hani bu Mehmet'in yaptığı ilk iş değil, daha önce de böyle yapmıştı. Ben de yersiz bir tepki verdim. Sonra pişman oldum. Mehmet de geldi. Abi dedi, sen yanlış anladın beni dedi. Ondan sonra oraya istinaden araba getirmiş. Dedim, bunu niye getirdin? İşte abi dedim, ben demişim ona hani oyuna girdikten sonra alırım diye, de ben öyle bir şey demedim ona. Herhalde o yanlış anladı. Ondan sonra al dedim kuşu, uçur. Devam et uçurmaya. Bir tane de kardeşi vardı onun, Gökhan'ın istediği. Gökhan, yuvam zaten benim. Gökhan'ım önemli değil. Ne isterse alabilir yuvadan. Onu vereceğim ona. Kardeşini eşleştirsek. Bir alt kardeşi o. Yani Mehmet'inkinin kardeşi. Bir alt kardeşi. Büyük ihtimal erkek gibi duruyor. Onu vereceğim. Onunla eşleşsek. Bir yavruya kustursun. Biraz da hayvan kilo almış bayağı. Biraz zayıflatacak. Onu ona vurduracağız. Bir hafta geleni görelim. Yani kuş Mehmet'in arkadaşlar. Satmadığı sürece sorun yok. Uçursun. Alttan gelenlerini satsın. Yani karşını çıkarsın. Yerisine karışma. Ama dediğim gibi yani Mehmet bu. Bazen öyle olup olmadık heyecana gelip konuşabiliyor. Nasıl bizim kuşumuz oyun yapınca heyecanlanıyoruz. Oyun yaptıkça kanımız tavan yapıyor. O da kuşu oynadıkça, kuşu değere bindikçe, insanlar sevdikçe bazen ister istemez ağzından istemedik laflar çıkabiliyor. Ben bunları hoş görüyorum. Görmeye çalışıyorum. Ya görüyorum da yani. Çok büyük tepki verdiğimi düşünmüyorum. Dediğim gibi Mehmet bizim kardeşimiz. Hani kanaldakiler de haliyle tepki veriyorlar Mehmet'e. Yani bir anda benim kuşuma sahip çıkmaları, bana sahip çıkmaları hoşuma gidiyor ama Mehmet dediğim gibi Mehmet bizim çocuğumuz, yabancı değil. Yani kuşu beğenmeyebilirler, Mehmet'i de beğenmeyebilirler ama çok ağır hareket, çok ağır laflar söylemenin bence bir mantığı yok. O yüzden Mehmet'i affettik. Yani affetmek Allah'a mahsus da, yani ben kul olarak Mehmet'i affettim. Yine bizim kardeşimiz, canımız, ciğerimiz. O da bundan sonra konuşmalarına dikkat eder herhalde. Galyana gelmez. O da tabii herkes ona kuş verdiği için, yani kuş verenin sanki Mehmet'in kümesine ortak olmuş gibi hareket ediyoruz. Herhalde ben de öyle gibi düşünüyorum kendimi. Hani kuşa şöyle bak, kuşa böyle bak, yuvaya şöyle yap, bunu böyle yap diye konuşuyoruz. Sonuçta bu çocuk yıllardır kuş besliyor. Güzel seyislik yapıyor. Değer veriyor kuşlara. Tam biraz ilgilenmeyebilir. O da işinle alakalı herhalde. Çünkü bütün gün çalışıyor. Biraz çocukla baskı oldu tabii. Hani çocuk sanki bizim seyisimiz gibi davrandı. Onu uçur Mehmet, bunu uçur Mehmet. Öyle yap Mehmet, böyle yap Mehmet. İster istemez o da biraz komplekse girdi herhalde çocuk. İstenerek de olsa ağzından bazı kelimeler çıkıvermiş. O da videonun tabii azizliğine uğradı herhalde. Abi dedi, ben dedi açıklama yapacaktım ama dedi Gökhan abi hemen kestirip attı videoyu. Yani izin vermedi konuşmama. Ben lafı açalım. Neyse izin okudu arkadaşlar. Lafımı bitireyim. Gökhan abi izin vermedi lafımı tamamlamaya. Sonradan dedi toparlayacaktım. Ama video kapanınca yarım kaldı. O yüzden konuşamadım dedi. Biz de hoş gördük. Dediğim gibi Mehmet bizim çocuğumuz. Onu da öyle kabul ettik. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkes Allah'a emanet olsun. İyi hafta başları diyorum herkese. Hayırlı, bol bereketli haftalar olsun inşallah. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere.